Serhat Tok. Hemen ardından Suriye Kaymakamı Sayın Abdullah Çiftçi konuşma kısmını anlatmak üzere Hüseyin Demir kürsüye gelecektir. Hüseyin Demir'in güçlendirme proje sorumlusu Sayın Serhat Tok'u kürsüye davet ediyorum. Bildiğiniz gibi IMP Humanitarian olarak yaklaşık 2013 yılından bir sivil toplum kuruluşu olarak bunları üzerine iyileştirmeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu. Tarafsızlık, hesap verilebilirlik ve diğer ilkelerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Humanitarian olarak genel olarak toplum hizmetleri, toplum merkezli aktiviteler, eğitimleri dediğimiz eğitimlerimiz var. Akran eğitimleri, özellikle çocuklarımız vakaların takibi ve vakaların yönetimi takımlarımız tarafından gerçekleştirilmekte ve sosyal, yasal danışmanlık, çocuk koruma ve kadın koruması, ihtiyaç tespiti analizi, farkındalık çalışmaları, toplumu güçlendirme oturumları, mevcut hizmetler ve haklar konusunda bilgilendirme hizmetleri gerçekleştiriyor bu takımlarımız. Toplamda 210 bini aşkın bir misafiri kısa bir hafta içerisinde kabul etmiş, bütün Avrupa'nın 125 bin mülteci karşısında çaresiz kaldığı bir ortamda biz 100 bin nüfuslu Suruç ilçesi 210 bin mülteciyi misafir edebilmiş. Suriye sorunu artık sadece bölge ülkelerini ve Suriye etkileyen bir sorun değil, bütün dünyanın sorunu haline gelmiş durumda. Bu süre içerisinde ülkemiz 3 milyon üzerinden Suriye'den gelen misafiri geçici koruma altına almış ve onların bütün hizmetlerine koşturmak yanında yine Suriye içerisinde kalan oradaki mazlum insanlara da yardım götürme noktasında büyük bir gayret ve çaba içerisinde. İlgimiz Şanlıurfa, Suriye'deki göçten en çok etkilenen illerin başında. Şu anda tam rakam olmasa da 529 bin civarında Suriyeli misafir eden, nüfusunun üçte biri kadar bir kitleyi misafir eden bir il konumunda. 5 tane kampa, 5 ayrı ilçede 5 kampa ev sahipliği yapan ve bu kamplarda da 109 bin civarında misafir eden ve her türlü sorunlarıyla uğraşan bir il durumundayız. Aslında hem ülkemiz hem ilimiz bütün bu çabayı insanlık onurunu kurtarmak için yapıyor. Modern dünyada bu kadar büyük bir sorunu görmezlikten gelindiği bir yerde ülkemiz ve insanlarımız, sivil toplumla beraber bütün insanımız bu insanlık adına bu yaşanan vahşeti, sıkıntıları gidermek için çaba sarf ediyor. Aslında ülkemizin, insanlarımızın, ilimizin yaptığı bir insanlık kahramanlığıdır, bir misafirperverlik destanıdır. Çok zor olan bu süreci bugün hamdolsun atlattık. Şu an itibariyle ilçemizde yaklaşık 50 bin Suriyeli misafirimiz var. Bunların 21 bini kampta, diğerleri dışarıda.